Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecid-i Sarih, sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Üçüncü kitaptayız ve altı yüzüncü hadisi şerife e, geldik. Teheccüd bahsi e, idi. Ve anha yani yine Ayşe e, validemizden radıyallahu anha galet dedi ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhaffifu er rek'ateyni leteyni qable salati subhi. Evet sabah namazının farzından önceki o iki e, rekatı e, yuhaffifu hafif tutardı. Hatta öyle ki inni ben le ekulu derdim hel qara'a bi kur'an. Yani Kur'an'ın anası olan Fatiha'yı okudu mu diye kendi içimden diyor, böyle söylerdim diyor. Yani iki rekat sünneti, sabah namazın iki rekat sünnetini hafif tutardı diyor. Peki şöyle aşağıya baktık ki birçok fıkhi hükümü de yer yer alıyor şerhte. Altı hadis-i şerif An Ebi Hureyre radıyallahu anh ondan nakledilmiş. Kale evsani halili. Evet benim dostum. Burada halili, halilim yani dostum. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana vasiyet etti veya emretti veya tavsiye etti. Bir selâthin. Üç şeyi tavsiye etti veya emretti. La <laughs> ede'uhunne ki bunları asla terk etmem hatta emute ölünceye kadar ee, nedir bunlar? savmi selateti eyyam min kulli şehrin her aydan üç gün oruç tutmayı tavsiye etti ve salati duha kuşluk namazını tavsiye etti ve nevmin ala vitrin ve vitir kılıp yani yatsının son vitrini kılıp uyumayı tavsiye etti. Yani üç şey dediği e, bunlar her aydan üç gün oruç tutmak, kuşluk namazı kılmak ve vitir namazını kılıp uyumak diyor. Peki şöyle aşağıya e, baktık. E, duha namazı ile ilgili daha önce hadisler aktarmıştı. E, ve e, dua duha namazı efendimiz e, kıldı mı kılmadı mı diye farklı görüşler vermişti daha önce. 602. hadisi şerif. An Aişe radıyallahu anha ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne la yed'u erba'an qable'z zuhri. Evet öğle namazının farzından evvel terk etmezdi. Neyi terk etmezdi? Erbaan dört dekat kılmayı, dört dekat namaz kılmayı yani sünnet olarak terk etmezdi. Ve rekateyni kable'l e, gadati ve sabah buradaki gadat sabah demek. Sabahtan önce de iki rekat kılmayı terk etmezdi diyor. Ee, peki şöyle aşağıya baktık ee, 603. hadisi şerif ee, an abdillah el e, müzeni e, radıyallahu an anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem gale e, e, dedi ki e, sallu qabla salatil mağrib e, akşam namazının farzından evvel kılınız. Gale fit thaliseti. Ee, evet, burada e, kılınız derken hani kaç rekat kılınız e, dememiş. Yani iki rekat kılınız diye anlaşılıyor. Yani nafile kılınız. Gale fit e, yani üç defa bunu buyurmuş ve üçüncüsünde e, bakın fit Salisi Üçüncüsünde limen şae evet isteyen demiş. Yani dileyen kılsın. Niçin? Kerahiyete en yettehidehen nasu sünneten. Yani insanlar bunu işte bir sünnet kılar diyerek yani bunu kerih görerek, bunu uygun görmeyerek, bunu hoş görmeyerek isteyen kılsın demiş. Yani insanlar bunu sünnet sünnet diye yani zorunlu gibi düşündürürler e, diyerek isteyen kılsın demiş üçüncü defasında. E, peki bakın e, Ebu Nuaym'ın müstahrecinde rekateyni diye gelmiş. Yani üç defa akşamdan evvel iki rekat namaz kılınız demiş. Üçüncüsünde de bunu dileyen kılsın diye söylemiş. E, peki... Mesela şurada bir e, ne, e, ne diyor sahih Buhari'de rivayet edilen bir hadisi de Ukbe bin Amir nakletmiş. Ravi Mersed bin Abdullah Ukbe'ye ne demiş? Ebu Temim'in işine şaşmaz mısınız? Ebu e, Temim akşam namazından evvel iki rekat namaz kılıyor demiş. Ukbe cevaben "Hayır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz de kılardık." demiş Mersed. Ya şimdi kılmaktan seni alıkoyan nedir diye sormuş. Ukbe işle güçle uğraşmak diye cevap vermiş. Ee, bunu da buraya alıyor. Ee, peki peki Bureyde bin Husayb radıyallahu anh'un rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyne kulli adaneyn rek'ateyn ma'adel mağrib Akşam namazından başka her iki ezan yani ezan ve kamet arasında iki rekat namaz vardır diyor. Akşam namazında yoktur diye hani e, böyle bir ayrıntı veriyor yani akşam namazından e, işte ezan okunduktan sonra sünnet kılınmaz direkt farza geçilir diye bakın bunu da buraya e, almış e, tabi e, nafile namazlar sonuçta ve diğer e, kitaba geçiyor yani e, diğer e, başlık nedir o kitabu fazl-i salatin e, e, fil e, mescidi ve e, medi vel medine e, yani e, Mekke'de e, Mescidi Haram'da ve Medine'de Mescidi Nebevi'de kılınan namazın fazileti ile ilgili hadis-i şerifler e, var ki bu dediğimiz gibi Buhari e, sahihi kitap kitap kısım kısım oluşuyor bu da e, bir kitap e, bir bab ve e, 604. hadis-i şerif An Ebi Hureyre radıyallahu an anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle la dur rihal İlla e, illa ila mesacid buradaki e, e, rihal normalde hani e, işte develer ne develeri sefer develeri tuşeddu ise bağlamak yani e, yük yüklemek e, sefer develeri yüklenmez, bağlanmaz. Yani ne manaya geliyor? Sefere çıkılmaz. İlla ila thilasit mesajı. Yani şu üç mescitten başkası için yolculuk yapılması. Bu üç mescitten başkasına yani uzaktan işte sefer yapılması olmaz diyor. yani doğru değildir. Nedir bu üç mescit? Ancak bunlara yolculuk yapılabilir. Bunlara gidilebilir. El-Mescidil Haram ve Mescidin Nebi ve Mescidil Aksa Evet bu üç mescide gidilir dedi. Evet bunu hac bahsinde de herhalde tekrar ele e, alacak. E, şöyle aşağıya baktık. E, var mı? Üç mescide sefer edilir. E, evet. rihal ila telateti mesacid Bu da Müslümin rivayetinde e, gelmiş. Ee, peki, şöyle bakalım. Ebu Basra bir kere namaz kılmak için tur Sina'ya gitmiş ve dönerken Ebu Hureyre radıyallahu anh'a kavuşmuş. Nereden geldiğini Ebu Hureyre sorunca o da Tur dağından geldiğini, orada namaz kıldığını söylemiş. Ebu Hureyre de ona diyor ki eğer Tur'a gitmeden önce görüşseydik sen gitmezdin çünkü... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üç mescitten başka mescitlere namaz için sefer etmeyiniz e, buyurdu diye ona e, bu hadis-i şerifi hatırlatmış. E, şedd Rihal için bakın deveye yük bağlamak demektir. Ve seferden kinayedir. Bu cihetle e, şedd Rihal'i sefer ile tercüme ettik. E, La teşeddur Rihal yani sefer etmeyiniz de nehi sureti olması da ee, orada bakın Müslümin hadisinde öyle geçiyordu. Ee, şöyle bu hadisten müstefat olan ahkam evvela şu üç esas sayılır. Üç mescidin sair mescitlere ve mabetlere üstünlüğü. E, üç mescide yolculuk yapmanın meşruiyeti ve e, bun bunlara teşvik edilmesi. Bu üç mescitten başkasına sefer edilmenin menhi oldu. Yani bu üç mescitten başkasına özel olarak yolculuk yapılmaz. şu benim mescidimde kılınan bir namaz, mescidi haram müstesna olmak üzere öbür mescitlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır diye hadis-i şerifte okuyoruz. Yani Mescid-i Nebevi'de, Medine'de namaz kılmanın fazileti faziletiyle ilgili. peki, şöyle baktık, Süleyman Aleyhisselam Beytül Makdis'in binasını bitirdikten sonra yani Mescid-i Aksa'yı yaptıktan sonra Cenabı ı Hak'tan üç dilekte bulunmuştur. Kendisinden sonra kimseye müyesser olmayacak bir mülk ve saltanat. Hükmü ilahiye muvafık bir hükmü kaza kudreti bahşedilmesi. Yalnız namaz kılmak için Mescid-i Aksa'yı kastedip gelenlerin mazhar gufran olması. Yani sadece namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya gidenlerin bağışlanma dileği. Ee, evet, hadisin alt tarafında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak Süleyman'a bunlardan iki evvelkileri vermiştir. Üçüncü niyazının da mazharı kabul olmasını temenni ederim buyurdu, rivayet edilmiş. Yani Mescid-i Aksa'ya gidip de namaz kılanların Hz. Süleyman'ın duasına nail olacaklarını umuyorum diye Peygamber Efendimiz e, buyuruyor. Ve e, burada e, kalalım gelecek bölümde inşallah diğer hadis-i şeriflerle e, devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.